1958'de Lübnan'ın bombalanmasında, 1970'te Ürdün'de Kara Eylül katliamında, 1967 ve 1973'te Arap-İsrail Savaşı'nda, 1979'da İran devriminde hep İncirlik Üssü adı öne çıktı. Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında kritik roller üstlendi. 15 Temmuz'da Türk milletini bombalayan savaş uçaklarına yakıt ikmali bu üstten yapıldı. Ankara ile Washington arasında kriz sürerken İncirlik Üssü'nün varlığı yeniden tartışma konusu. Turgut Özal döneminde Amerika'nın çekiç gücü İncirlik Üssü'ne konuşlanmıştı. Bu kuvvet 2003 Irak işgaline kadar görev yaptı. İşgalden sonra Irak fiili olarak üçe bölündü. Irak, Amerika'nın ebedi müttefiki İsrail için bir tehlike olmaktan çıktı. Barzani liderliğinde Irak'ın kuzeyinde bugün bağımsızlık referandumu yapan kukla bir yönetim oluştu. Türkiye'de kanlı saldırılar yapan PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde rahat harekat alanına kavuştu. İncirlik Üssü Suriye Savaşı'nda da kritik roller üstlendi. Amerika, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye İncirlik Üssü'nden kalkan uçaklarla hava desteği verdi. Örgüt, Amerika'nın hava saldırılarından sonra ele geçirdiği bölgelere bayrak dikti ve kantonlar ilan etti. Türkiye'ye yönelik bombalı saldırganların o kantonlardan Türkiye'ye giriş yaptığı istihbarat birimlerinin kayıtlarına geçti. ...15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye dolaylı olarak Amerika ile savaştı. Darbenin merkez üssü yine İncirlik'ti. Türkiye'ye bomba yağdıran savaş uçaklarına İncirlik üssünden kalkan tanker uçaklar yakıt ikmali yapıyordu. Darbe girişimi bastırıldıktan sonra İncirlik üssünde de operasyonlar ve gözaltılar yapıldı. Üste görevli FETÖ'cü askerlerin darbeden hemen önce Amerikalı askerlerle uzun süre toplantılar yaptığı ortaya çıktı. Ve nükleer tehlike. Tarih 18 Ağustos 2016. Amerikan Kongresi'ne bağlı araştırma servisinde görevli nükleer politika uzmanı Amy Wolf dikkat çeken bir açıklama yaptı. Wolf, İncirlik'te 50 adet B-61 modeli termonükleer silah bulunduğunu söyledi. Böylece İncirlik'te nükleer silah olduğu da bizzat Amerika tarafından doğrulandı. Türkiye'nin Amerika ile yaşadığı vize krizi bir süredir devam eden gergin diplomasinin bir sonucu. Şimdi Amerika'nın vize askısına aynı hamleyle yanıt veren Ankara'nın İncirlik üstünü kapatıp kapatmayacağı tartışılıyor.